ben Şef Semen Öner. Şimdi sizlerle meşhur yassı kadayıf, yani taş kadayıfın hamurunu yapacağız. Kullanacağımız malzemelere bakalım. 150 gram un var, 1,5 bardak. 150 gram süt var, 1 bardaktan biraz eksik. 100 gram su var, yarım bardak kadar. 1 tatlı kaşığı kadar maya var. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker var. Şimdi önce suyu ılıtacağım. Ilık su demek, suyun 3'te 1'inin sıcak, 3'te 2'sinin soğuk olması demek. Veyahut da 38-40 dereceler civarında olması demek. 38'i geçmemeye gayret edin. Mayayı ılık suyun içerisine döküp çözdüreceğim. Ondan sonra da her şeyi güzelce birbirine karıştıracağım. Yassı kadayıfın hamuru hazır. Şimdi üzerini streçleyeceğim ve mayalanmaya bırakacağım. 15 dakika, yarım saat arasında mayalanmış olacak. Sıcak bir yerde bekletin lütfen. Ardından da sıcak tavaya dökerek yassı kadayıfları pişirmeye başlayacağız. Mayalanmış hamurum hazır. Yaklaşık yarım saat oldu. Üzerinde hafif hafif göz göz oldu. Şimdi önceden ısıttığım tavaya hamuru dökeceğim. Bir tek tarafını pişireceğim. Çünkü onları sonra başka bir tarifte içerisini cevizle doldurup ikiye katlayacağım. Birbirine yapışabilmesi için tek yüzünün pişmesi gerekiyor. Yassı kadayıflarımız hazır. Tek taraflarını pişirdik. Arka tarafları neye benziyor diye merak ederseniz az pişmiş gibi, yani öyle çok yanmadan hafif krep kıvamında arka taraflarını da pişirdik. Bu tarifi neden verdim derseniz, Ramazan ayında televizyon programı çekiyordum bir keresinde ve yassı kadayıf bulamadım. Benim çocukluğumda bütün yufkacılarda yassı kadayıf vardı ve biz bunu alıp kızartıp kenarlarını kesip süte bulayıp yumurtaya bulayıp kızartıp yerdik üzerine cevizleyip. Ama bulamayınca bunun nasıl yapıldığını öğretme ihtiyacı hissettim. Çünkü büyük şehirlerde artık maalesef kaybolan lezzetlerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi evinizde siz de kolaylıkla yassı kadayıf hamurunu yapabilir. Yassı kadayıfla yaptığımız diğer tariflerimizi de istediğiniz zaman, istediğiniz yerde uygulayabilirsiniz. Umarım bu tarifi beğenirsiniz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık, afiyet olsun. Yassı kadayıfla yaptığımız diğer tarifleri görmek için buradan tıklayarak videolarımıza bakabilirsiniz. Hoşça kalın.